Merhaba, Akit TV ekranlarından Sümen Altı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz 2016 Türkiye'sinde değişen gündem, siyasi gündem. Terörle, dış güçlerle uğraştığımız Türkiye'mizde anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve meclisteki milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılması. Gündem bu. Ve bu konuda Bağcılar Meydan'dayız. Bağcılar Meydan'da halkımızdan değerli isimlerle her biri kendi çerçevesinde, kendi çevresinde hayatı yaşamış, hayatı hissetmiş ve hayatın eğrisini doğrusunu bilen arkadaşlarımız. İlk arkadaşımız Selim Bey. Selim Bey, önce bir siz Selim kimdir? Kendinizi bir tanıtır mısınız? Evet, Selim Korkmaz. Biraz yüksek sesle. 1970 Bitlis Merkez Dözköy'lüyüm. Bitlis Merkez, Dözköy'de evet. Doğdum. 1987'de 7'ye kadar hayatımızı Bitlis'imizde idam ettikten sonra 1987'den sonra İstanbul'da geçiden bir gariban ailenin çocuğuyum. Ne mutlu. Allah razı olsun. Evliyim. 4 çocuk babasıyım. Allah 2 bağışlasın. 2 oğlan. Allah bağışlasın. 1987 ile 95 arasında gittik geldik ama 95'ten bugüne kadar hep Bağcılar'da ikamet etmekteyiz. Bağcılar'ın ekmeğini yiyoruz. İnsan tabii ki doğduğu yer çok önemli ama duyduğu yer de çok önemlidir. Ya özür dilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde yaşadan nerede yaşarsan yaşa. Elbette, elbette. 780 bin kilometrenin her bir karış toprağı. Her bir insanı bizim insanımız. Aynen, doğru konuşuyorsunuz. Bu manada İstanbul'da akaryakıt işiyle uğraşmaktayız. Sivil toplum örgütleriyle de yakın ilgi ve yine ticari olarak devam ediyoruz. Sivil toplum. BESA platformunun üyesiyiz. BİDEF, BİGİAD, Dizköy ve şu anda Bitlis platformunda aynı zamanda başkanıyız. Halkımızla her zaman iç içeyiz, sürekli beraberiz. Özür dilerim, bu saydığınız BES bilgi hep Bitlis iş adamları. Bitlis yani ama evet, genelde hitap eden belirli iş adamlar, dernekler vesaire. En sonda ana çerçeve Bitlis evet. Platformu. Evet, doğrudur efendim, doğrudur. Peki, şöyle başlayalım. 2015'ten 2016'ya Türkiye. Kısa bir geçiş yapalım, ekonomi, siyasi. Evet, 2016'dan 2015'ten 2016'daki Türkiye. Malumunuz bir ara seçim yaşadık. Yani ben aslında büyüklerimizden veya 80'den bu yana Türkiye'yi biliyoruz. Her zaman tek iktidarlı partiler başarılı olmuştur bu ülkede. Koalisyonlar zarar vermiştir. Zarar vermiştir ki en önemli en son 2-3 aylık arasındaki süreçteki koalisyonun kurulmaması Türkiye'nin nelerle mal olduğunu, ne kadar zarar ettiğini, kamuoyuda ne kadar hem maddi hem manevi olarak herkes de gördü, biz de gördük. Dolayısıyla tek partili sistem her zaman daha iyi olur diye düşündüm halk adına. Peki, Türkiye'de gündemde şu anda bir anayasa değişikliği var. Ki en son meclis başkanımız mecliste sandalyesi bulunan 4 siyasi parti başkanına bir mektup yazdı. Ki başbakan görüşmeler yaptı. Türkiye'de öncelikle şu. Anayasa bu daha evvelden bir denendi. İşte hatta Sayın Cemil Çiçek zamanında il STK'lar her yerden öneriler alındı ama meclise gelince tıkandı. Evet. Anayasanın değişmesinin gerekliliğine inanıyor musunuz? Tabii şimdi meclisten bahsettiniz. Meclisler Türkiye'nin vekili. Hani diyor ya, devletin varlığı ve bağımsızlığı, milletin bütünlüğü. Eğer milletin bütünlüğünde ve milletin temsilci olarak oraya gidiyorlarsa, milletliğin onlara vermiş olduğu o vekaleti iyi bir şekilde kullanmaların inancında olan bir vatandaşımız. Milletin lehine. Dolayısıyla millet ne istiyorsa onun olması lazım. Yani birilerinin diretmesi bu işin sonucuna gidecek anlamına gelmiyor. Yani bugünkü Türkiye artık bunu kaldırmıyor. Sıfırdan bir anayasa. Dolayısıyla herkesin kendini bu ülkede rahatlıkla hissettiği, yaşayabildiği, kardeşle yaşayabildiği, demin de ifade ettim. Memleketin her bir ilçesi, her bir ili, her bir köylüyü, her bir karış toprağı hepimizindir. Ama şunu da unutmayalım ki sahip çıktığımız kadar bizimdir. Dolayısıyla eğer vekillerin... Onu bir daha tekrarlar mısınız?
O çok altı çizilmesi gereken bir cümle. Memleketinin her bir karış toprağı hepimizindir. Hepimizindir. Yani ilinden tut, ilçesinden tut, köyüne kadar tut. Her bir karış toprağı hepimizindir. Ancak şunu da unutmayalım ki bu memleket hepimizindir. Fakat şunun da altını çizmek istiyorum. Sahip işte. Çıktığımız kadar bizimdir. Doğru. Peki anayasa değişmesinde bir vatandaş olarak anayasa maddelerinde özellikle veya anayasada gündemde alınmasını isteyeceğiniz size iletilen veya çevrenizdeki arkadaşlarınızdan, eş dostlardan bir iki öneri var mıdır? Şimdi halk şunu istiyor. Kendi köyünde, kendi ilçesinde, kendi memleketinde kardeşle yaşayabileceği bir anayasa istiyor. Dolayısıyla bana giren maddenden ziyade bu anayasa tamamen yeniden yazılıp eğer büyüklerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu yapabilirse yaparlar. Yani sıfırdan tamamen yeni bir anayasa. Yani şu anki Türkiye'mizde yararlı olan maddeler de var. Ama hepsi tek tek madde madde gözden geçirip oradaki büyüklerimiz, milletvekili kardeşlerimiz, abilerimiz bunu kendi aralarında çözerlerse daha doğru olur. Ama çözmüyorsa inan ki halk bunu çözer. Şöyle söyleyeyim, halk nasıl çözer diye sorsam. Tabii ya, biz sözünüzü ben çok iyi anladım. Yani bunun sandığa geldiği zaman halk her zaman olduğu gibi bizim milletimiz en güzel tercihi, en güzel cevabı veriyor. Şimdi halk nasıl çözer? Halk bugüne kadar birçok şey çözdü. Yani bu ülke ne zaman bir çıkmaza girdi zaman bu halk hani su akar yolunu bulur ya. Evet. Bu ülke ne zaman bir sıkıntıya girdi zaman ki en son malumunuz bu 2015-2016'daki seçim aradaki seçim evet. Ne oldu? Halk peş peşe iki tane seçim. İki tane seçimi hiç kimsenin inanmadığı bir şekilde bizim de zaman zaman tahammüllerimizi de aşan bir sonuçta en iyi şekilde yolunu çözdü. Dolayısıyla halk şunu ifade ediyor ki ben size yetki verdim. Siz benim ilkeme, senin bayrama, benim milletime, benim birlik ve bütünlüğüme sahip çıkacaksın diye ben seni oraya gönderdim. Bu bütün siyasi partiler ayrım olmaksızın ifade etmek istiyorum bunu. Herkes çünkü orada yemin ettikleri zaman kimse kendi köyünün adına, kendi memleketinin adına yemin etmiyor. Vatanın ve milletinin herkes burada şunu çağrı yapmak istiyorum. Herkes lütfen yemin çok kutsal bir şeydir. Bizde söz namustur. Hele yemin? Verilen söz kesinlikle yerine gelmesi lazım. Verilen yemin de ne şekil yemin ediliyorsa o yeminin de sonuna kadar herkesin, hepimizin, çünkü onlar bizim adımıza yemin ediyorlar. O yemini de yerine getirmesini onların da birinci anlamında vazifesidir. Bizim de onlara vermiş olduğumuz görevi ve hakkımız vardır. Eğer yerlerine getirmiyorsa bu millet hakkını alarak etmiyor. Ve zamanı ve saati geldiği zaman da halk bunun en iyi bir şekilde cevabını veriyor. Evet. Peki gelelim başkanlık sistemi. Şimdi başkanlık sistemi sadece Sayın Başbakan'ın veya hükümetin veya Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel sorunu değildir. Başkanlık sistemi bu memleketin sorunudur. Olaya böyle bakmak lazım. Hani ben yapmıyorsam sen de yapma veya ben yapıyorsam sen yapma mantığı değil. Ben orada sözünüzü keseceğim. Konuşmaya geçmeden evvel biz çok güzel bir fıkra anlattınız bana. Kör şeyi. Yani bencilliğin bir insana nasıl zarar verebileceğini. Şimdi iki tane vatandaş gurbete çıkmışlar. Evet. Gitmişler bir padişaha. İş bulamamışlar o memlekette, o velayette. Padişaha gitmişler yardım istemeye. Padişah bakmış ikisi de ekmeğe muhtaçtır. İkisi de ihtiyacı var. Padişah demiş ki ben ikisi de yardımcı olacağım. Ama demiş hanginize bir istiyorsan öbürüne iki vereceğim. Yani sen benden bir istiyorsan bak arkadaşın arkada beni duymuyor ona iki vereceğim.
düşünüyor, taşınıyor, diyor ki ben 1 milyar istesem ona 2 verecek. Anladım. Ben bir ev istesem ona 2 verecek. Ben uçak bileti istesem evime gitsem ona 2 verecek. Demiş ki benim bir gözümü çıkart, onun da iki gözünü çıkart. Ben yani, köye gitsem tek gözle gideceğim, o kör görecek. Dolayısıyla yani nefsin zaten ve nefsin işte ihtirası. Zaten bu memleketin başına bugüne kadar ne geldiyse nefsin ve itilafın yüzünde gelmiştir. Hiç kimse ne olur kendi kişisel egoyunu tatmin etmek için bu ülkede siyaset yapmasın. Başkanlık seçiminden tarafsınız yani. Kesinlikle. Yani demin ifade ettim, başkanlık sistemi Sayın Başbakanımızın veya hükümetin veya Cumhurbaşkanımızın kişisel sorunu değildir. Başkanın sistemi millet sorunudur. Ha, şunu da söylemek isterim. Başkanlık sistemi veya dokunulmazlık anlamında da ifade etmek istiyorum. Bence şunu yapmak lazım. Süre çok hassas. Burada önerimiz hükümetimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza şudur. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işin içine çok katmamız da doğru değil. Yani belki yanlış anlamında bağımsız, ya, bağımsız kalması anlamında Sayın Milletvekillerimize ve Başbakanımıza önerimiz şudur. Öncelikle kendi aralarına çözmelerini tavsiye ediyoruz. Yani bir tartışsınlar. Bir tartışsınlar, konuşsunlar, kurulsunlar. Ama kendi aralarında hal edilemiyor ise eğer referandum. Bunun tek bir şeyi kalıyor. Hani her ikisinde dediği olsun anlamında birisi parlamenter sistemi istiyorsa parlamenter sistemi işaret etsin. Birisi de işaret etsin derken işaret yönde tavır alsın. Anladım. Diğer yönü de Sayın Başbakanımız ve hükümet eğer başkanlık sistemi istiyorsa ki ben de bir vatandaş olarak istiyorum. O zaman anayasadan bir karar alsınlar. Anayasa değişikliği için referanduma götürsünler. Halk eğer başkanlık sistemi istiyorsa başkanlık sisteminden referanduma girsin. Yani anayasa değişsin. Eğer parlamenter sistemi onaylıyorsa ona gitsin. Yani bu sadece başkanlık sistemi anlamında bunu ifade etmek istedim. Dokunulmazlık da birçok anayasa maddesini de bunun içerisinde koyarak topluca bir halk oylamasına gitmesinin en doğru oluyor olacağına inanıyorum. Şimdi son dönemde özellikle Haziran seçimleri sonrası süreçte Güneydoğulu, Doğulu kardeşlerimizin temsil ettiğini söyleyen 2-3 tane siyasi parti var. Ha, sadece onların üzerinden politika yapan 2-3 siyasi parti vardı. Bunlar kendi aralarına da ayrıştılar. Ama süreç çok güzel giden bir süreç. Ve belli bazı şeyleri oturmuş olan bir süreç. Birdenbire hendek, kan bir vahşete döndü. Ve yetmedi. Arkasından halkı yatıştırması gereken veya milletimize doğruyu anlatması gerekenler bebek katillerini, çocukları, 15 yaşındaki Yasin Börü'yü sadece kurban eti dağıtıyor diye can veren Yasin Börü gibi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi öldürenlerin sırtını sıvazlar hale geldi. Şimdi bakıyorsunuz, yakanızda kürsüye çıkıyorsunuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi rozetinin ortasında ay yıldız vardır. Maaşınızı Türkiye Cumhuriyeti'den alıyorsunuz. Senin, benim, buradaki yüzlerce, binlerce arkadaşımızın vergisinden alıyorsunuz. Ama tutuyorsunuz. Bu ülke bölünsün, yok şu olsun diyorsunuz. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, ülkem tutuyor, yurt dışındaki bazı ülkelerle her zaman yaşanır bu. Sürtüşmeye başlıyorlar. Sen milletvekili olarak diyorsun ki benim ülkem şu ülkeyle savaşırsa ben onu tutarım. Bir CHP'li milletvekilimiz. Şimdi sen benim milletimin temsilcisi olarak oraya yer alan. Bizim Karadeniz'de bir deyim vardı. Ben bunu her programda söylüyorum. Halayda ve horonda her eli bir el tutar. Gelin birlikte horon edelim, birlikte halay çekelim. Biz yıllarca
Cenazede aynı tabutu sırtlandık. Namazda yan yana saf tuttuk. Aynı okulda aynı bayrağın altında okuduk, eğitim gördük. Sizin benzin istasyonunuzdan veya bir Karadeniz'in benzin istasyonundan sorgulamadan bilsek de bilmesek de gururla benim burada tanıdığım, çalışan 10-15 kişi var. Ekmek yiyor. Biz buradan alışveriş yapalım ki bu kardeşlerimiz de ekmeğini kazansın dedik. Böyle bir noktada bir sürü milletvekili veya yolsuzluğun haddi hesabı bir sürü hepsini aynı çerçevede alıyorum. Dokunulmazlıklar kaldırılsın mı? Bir. İkincisi bazıları diyor ki dokunulmazlıklar kürsüde kalsın diğer yerde kaldırılsın. Ya tamamen ya yarım. Düşüncenizle. Evet şimdi buradaki halkın tamamına söylerim şu an. Yani bu kadar insana söylerim burada. Suriye'de 3 yıldır başlayan bir savaş var. Evet. Başbakanından, cumhurbaşkanından tutun, kapıcısına kadar, çobanına kadar. Ben bu savaşı kazandım. Ben burada bir zafer elde ettim, hiç kimseyi bulamazsın. Suriye'den bahsediyorum. Dolayısıyla mesele nedir biliyor musunuz? Ben size özetle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken, şu an belki fazla bağımsız kalması için bu ifadeyi çok kullanmıyor. Hep 2023 diyor diye. Neden 2023? Bunu çok iyi algılaması lazım. Bir açar mısınız? Yani, vatanımız, vatandaş bilmeyenler bilsin. Yani şimdi 2023'te malumunuz Lozan Anlaşması bitiyor. Yer isti ve yer altı bütün cevherler ortaya kaldı. Çıkıyor. İşte bizi de 2023'e girmeden Suriye gibi yapıp yeniden bizim başımıza çığırtkanlık istiyorlar. Mesele tamamen budur. Yani bir Alman'ın, bir İsrail'in, bir İngiltere'nin, bir Almanya'nın bir benim memleketime, ben Bitlis'in, Bitlis'le ne alakaları var? Ne işleri var? Bitlis'te zenginlik var. Ne işi var? Yeraltı zenginliği var. Bediüzzaman Said Nursi çok güzel bir sözü var. Allah rahmet eylesin. Diyor ki üstad, bir gün bir konferans salonunda dini içerikli bir sohbet verirken orada örtçülük yapan bir vatandaş diyor ki ey diyor Allah'ın kralısı sen diyor bana vaaz vereceksin, dini öğreteceksin. Tabii oradaki hazirunun ahengizi bozmamak adına şunu ifade ediyor. Diyor ki güzel kardeşim gel bakayım diyor. Gelir misin buraya diyor. Sen kimsin ben senin yanına geleceğim. Gidiyor ayağına kadar rica ediyor, getiriyor sahneye çıkartıyor. Diyor ki güzel kardeşim diyor. Beni diyor Allah dünya yaratırken bana şunun sorma hakkını söylemedi. Kürt müsün, Türk müsün, Arap müsün, Çerkez mi doğmak istiyorsun? Ben Kürt'üm ama Kürtçü değilim. Ben Kurmancım ama yalancı değilim. La ilahe illallah Muhammed diye herkese ben kardeşim. Oraya bir evle bakmak lazım. Şimdi bizim burada dinimiz bir, kıblemiz bir, peygamberimiz bir, Allah'ımız bir, değerlerimiz bir. Aynı inançların insanlarıyız. Biz neyi paylaşamıyoruz? Arkadaşım ben de bir Kürt'üm. Benim adıma kimse adam öldürmez. Benim adıma kimse savaşmaz. Ben ilkeme huzurlu yaşamak istiyorum. Ben barışçıyım sistemle. Ben ilkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum. Ha geçmişte yanlışlar olmuştur. Elbette olmuştur. Ama emin ol ki Bitlis'teki yanlışlar Trabzon'da da olmuştur. Oldu. Emin ol ki Bayburt'ta da olmuştur. Sivas'ta da olmuştur. Çok. Sadece Diyarbakır'da fakir insanlar yoksa. Şahısların yaptıklarını dolayısıyla millete mal hatalar olmuştur. Bu hatalarından ders alıp ilkenin birliği ve beraberliği tutmak adına hep beraber bu ülkede kardeşçe bir yılı yaşıyoruz. Şimdi resmi kayıtlara göre tabii bu belge afaki de olur bilmiyorum tam olarak ama duyduğuma göre 5 milyon insan Kürt insanı İstanbul'da yaşıyor. Yani bunu nasıl halledeceksiniz? Yani hangi güç buna yeter? Ya hayır bırak onu. Yani veya benim akrabamdan çok özür diliyorum. Sizin kızınız benim oğlum. Evliler. Evet, çocukları var. Bunları nasıl halledeceksiniz? Yani bu dış güçlerin ülkemizde yıllarda karıştırmak, oynamak istediği bir oyundur. Ben burada sizin kanalınızla Süleyman Bey ne olur? Hepimizin gözlerimizde akan yaş, gözlerimizin rengi farklı da olsa gözlerimizde yaşayan yak, ak hep aynıdır. Yani hepimizin gözleri, rengimiz, kişiliğimiz değişikli olsa bir acı olduğu zaman gözlerimizde yaşayan yak, yaş hep aynıdır. Bu anlamda ne olur?
yol yakırken eksiklerimiz olmuş olabilir, hatalarımız olmuş olabilir milletçe. Ne olur bugün sizin kanalınızda burada bir çağrıda yapmak istiyorum. Bütün ülkeye, bütün ülkeye, 7 bölgeye herkes bu akşam Allah rızası için böyle kardeş de komşuyla, Kürt'ü, Türk'ü, Lazi, Çerkez'i böyle bir sarılsınlar, biz kardeşiz desinler. Hakikaten bu bizi üzüyor. Logodaki bir insanın da ölmesi bizim hoşumuza gitmiyor. Buradaki bir insanın da ölmesi bizim hoşuma gitmiyor. Hiçbir analar artık ağlamasın. Bu ülkede buna hiç kimse vesile olmasın. Buna vesile olan da Allah muvaffak etmesin diyorum. Yanınıza da beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Selim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Selim Bey'in davetini şöyle ilk ben uygulayacağım. Rahmetli Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin, ben onun Risale-i Nurlarını okudum. Huzur buldum. İslam'ı hissettim. Onun çok güzel bir sözü var. Bunu söylemlerinizde bana anlattınız. Millete anlattınız. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Ben Rize Vakfı ve birçok Rize Derneği'nin yönetiminde veya üyesi olarak Bitlis platformundaki bu güzel kardeşimin kucaklıyorum. Ben böyle kapatıyorum. Eyvallah, sağ olasın. Gel, tam bir kucaklayayım seni o zaman. Allah razı olsun. Değerli misafirler, bugünkü konuğumuz Selim Korkmaz Bey'di. Bitlis platformu başkanı olan çok değerli bir kardeşimiz. Yüreğini gerçekten sevgiyle bize açtı. Bize belki de hissetmemiz gerekenleri anlattı, duyurdu. Ben ona tekrar tekrar yürek dolusu teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar bizle berabersiniz. Sakın ayrılmayın.